Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet, Sayın Genel Başkan Yardımcım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Karabük'e. Teşekkürler. Şöyle hemen konuya kısaca şöyle girmek istiyorum. Deva Partisi olarak şöyle konu başlıklarıyla çok kısa, şu andaki Türkiye'nin içindeki bulunduğu durumu bize kısaca bir özetleyebilirseniz, sizce nasıl bir durumdayız, nasıl bir haldeyiz? Valla Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlamak için herhalde bir süpermarkete gitmek ya da bir pazara gitmek yeterli. Ne durumda olduğumuz belli. Geçen sene 100 liraya doldurduğunuz bir fileyi bu sene 150 liraya dolduramıyorsanız Türkiye'nin durumu ortada. Veyahut da EBA'ya bağlanamayan çocuklardan birinin velisiyseniz Türkiye'nin durumu ortada. 4 milyon çocuğumuz pandemi döneminde internet üzerinden eğitime alamadı. Türkiye'nin durumunu anlamak istiyorsanız işinizin şöyle bir mahkemeye düşmesi ortada. Türkiye'nin durumunu anlamak istiyorsanız iş bulan, iş arayan bir genç arkadaşımızla konuşmanız yeterli. Yani Türkiye genel olarak nereden bakarsak bakalım, adalete bakalım, özgürlüklere bakalım, ekonomiye bakalım, hayat pahalılığına bakalım, eğitime bakalım. Her alanda maalesef bir patinaj çeken ve geriye giden bir ülke durumunda maalesef. Bu kötü yönetimi de biz hak etmiyoruz. Yani döviz kuruna bile baksanız, biz partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz gün, 3 sene 3 ay önce, çok uzak bir tarih değil, 40 aydan önceden bahsediyoruz, 4,5 liraydı dolar. Geldi 8,5 liraya. O gün Türkiye'nin borcu 1 birimse bugün 2 birim. Yani düşünün 95 senede Türkiye'nin yaptığı borç 1 birim. Son 3 senede bunu 2'ye katlıyorsunuz. Merkez Bankası rezervleri hep konuşuluyor. Yani hem bizim vatandaşlar olarak kendi hayatımıza hem devletin durumuna baktığımızda hem işte her konuya baktığımızda aynı tabloyu görüyoruz. Türkiye'yi idare edemeyen yorgun bir iktidar var karşımızda. Milletimiz de zaten artık onlarla vedalaşmaya hazır. Şimdi artık iktidarı kime vereceğinin arayışı içinde bizim gördüğümüz tablo bu. Efendim Türkiye'yi geziyorsunuz. Geziyoruz. Göreviniz icabıyla. Şunu sormak istiyorum. Ulusal yaygın medyayla, yaygın medyada bir işte havuz medyası, doğru, işte bir gruplaşma var. Yerel medyayı nasıl görüyorsunuz? Yerel medyada ifade özgürlüğü nasıl? Sizin görüş ve düşünceleriniz Türkiye genelindeki Anadolu medyasında yeterince sizce yer veriliyor mu? Anadolu medya üzerinde de böyle bir tedirginlik, bazı baskılar var mı sizce? Belki vardır. Bir tedirginlik olması normal. Türkiye'nin durumu ortada ki zaten bunu uluslararası sıralamalarda da görüyoruz. Türkiye biliyorsunuz basın özgürlüğünde dünyada 153. sırada. 153. Yani Türkiye'nin hakikaten olmaması gereken bir lig. Türkiye hukukun üstünlüğünde dünyada 107. sırada. Türkiye demokraside dünyada 104. sırada. Bunun her tarafa yansımaması mümkün değil tabii. Ama ana akım ya da eski ana akım medyada tabii bir takım kanallar var, istisnalar var. Sağ olsunlar bizlere yer veriyorlar. Ama çoğunluğu başka bir telden çalıyor. Anadolu medyası, yerel medyayı biz çok önemsiyoruz. Hem nispeten daha özgür, bizlere sağ olsunlar daha fazla yer veriyorlar. Sağ olun siz de bu mülakatı yapıyoruz şu anda. Hem de demokrasinin esas nabzının attığı yer yerel. Çünkü yereldeki sorunları en iyi sizler biliyorsunuz aslında. Yani İstanbul'da yazan bir basın mensubunun burayı anlaması mümkün değil. O iki açıdan biz her zaman yerel medyayı ziyaret etmek istiyoruz, irtibatta olmak istiyoruz ve en önemlisi onlardan öğrenmek istiyoruz. Ne oluyor, biz doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, buranın derdi nedir meselelerini bir anlamaya çalışıyoruz. Ana akım medyadaki bu durum itibariyle bizim aslında 3 tane vatandaşla buluşma yöntemimiz var. 1- yerel medya. 2- sosyal medya ve teknoloji, işte biliyorsunuz YouTube kanalları, Twitter, Facebook vesaire. Üçüncüsü de teşkilatımızın sahada birebir kontağı, birebir teması. Bu 3 yöntemle biz vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Bize 2 kelimeyle Karabük'ü özetler misiniz? Karabük'ü nasıl görüyorsunuz? Ya Karabük bence potansiyeli çok daha yüksek bir şehir. Yani her zaman bildiğimiz gibi işte Cumhuriyet'in şehri, sanayinin şehri, üretimin şehri. Ama aynı zamanda bununla yetmeyecek olan bir şey. Yenice tarafındaki doğal güzellikleri yeterince anlatılmıyor. Safranbolu'nun muazzam bir hem kültür turizmi hem genel anlamda ciddi bir turizm, kültür başkenti adeta olma imkanı var. Benim gördüğüm Karabük bu potansiyelini yeterince değerlendirmiyor. Bizim de buradaki teşkilatımızın da gayreti aslında şehrin öne çıkması. Çünkü bizim genel olarak ekonomi politikamız 3 tane şey etrafında şekilleniyor. Birincisi güçlü bir büyüme. İkincisi sürdürülebilir bir büyüme. Yani bir sene %5 büyüdüm, ertesi sene %3 küçüldüm. Ondan sonraki sene %1 büyüdüm. Olmaması lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Üçüncüsü de kapsayıcı büyüme. Yani sadece bir toplum kesimi, sadece bir coğrafi bölge, sadece bir sektör değil toplumun tümünün gelişmesi. Karabük'te aslında bunun bir örneği. Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesi için Karabük'ünde her sektöründe vatandaşlarını kapsayıcı şekilde ve sürdürülebilir şekilde büyümesi lazım. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.